Herkese selam, ben Zübeyde. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle YKS'ye çalışırken yapamadığım soruları nasıl tekrar ettiğimi anlatacağım ve yapamadığım soruları tekrar etmenin neden önemli olduğunu anlatacağım. Şimdi biliyorsunuz hepimiz sınavlara çalışırken bir sürü soru çözüyoruz ve bunlardan hem yapabildiklerimiz oluyor hem de yapamadıklarımız oluyor. Bu sorulardan yapamadıklarımızı tekrar etmemiz gerekiyor. Çünkü onları yapamamamız bize orada gelişmeye ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Yani orada daha öğrenmemiz gereken şeyler var. Orada daha bizi daha ileriye taşıyacak şeyler var. O yüzden bu soruları bence güzelce ayıklamak çok önemli. Ben bunun için soruları direkt kesiyordum. Kitaptan, denemeden şak 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 hepsini kesiyordum. İlk başlarda bir deftere yapıştırıyordum soruları ve oradan tekrar ediyordum. Ama bu benim için çok efektif olmadı. Çünkü yani aynı soruları mesela bazı soruları 10 kere tekrar ediyordum. Bazıları işte hiç görülmüyordu. Ve dedim ki buna bir çözüm bulmam gerek. O yüzden daha önceden sanırım Özgü Güler kanalında gördüğüm bir yöntem uygulamaya başladım. Normalde o kutuyu size burada gösterecektim, o yöntemi uyguladığım kutuyu. Ama kardeşim onu bozmuş. O yüzden şimdi şurada makyaj kutum vardı. Ondan göstereceğim. Şimdi bakın arkadaşlar, etiketi dikkatli olacağım. Şimdi arkadaşlar, yapamadığım soruları kestik, biriktirdik. Bir tane kutuyu alıyoruz. Ya da 4 bölmeli bir kutu ya da 4 tane kutu. Benim elimde 4 tane kutu yoktu. O yüzden ben de böyle bir tane kutuyu şöyle içine kartondan ayraçlar koyarak 4 bölmeli hale getirdim. Ondan sonra arkadaşlar, şimdi burada 1, 2, 3 ve 4. bölmeler olarak numaralandırıyoruz ya da renklendiriyoruz. Ben renklendirmiştim. 1. bölme kırmızı, 2. bölme işte yeşil, 3. bölme mavi falandı. Ve burada böyle en düşük bölmeye yapamadığımız soruları en başta koyuyoruz. Ve o koyduğumuz bölmede, şimdi size ne taraftan anlatayım? Sağdan mı izlerken? Buradan anlatmam lazım, evet. Şimdi bakın kutumuz, yapamadığımız soruları 1. bölmeye koyduk. Ondan sonra bir gün oturuyoruz böyle, canımız sıkıldı mesela, canımız çok ders çalışmak istemiyor ya da o gün tekrar günümüz. Alıyoruz kutumuzu önümüze, bu 1. bölmedeki soruları okuyoruz, cevaplamaya çalışıyoruz cevabına bakmadan. Yapabilirsek bir sonrakine koyuyoruz. Ay bilgisayar çok kötü, bunu kapatayım. Çok ses çıkardı. Bunu böyle bir sonraki bölmeye koyuyoruz. Eğer 2. bölmedeyken de yapabilirsek bir sonraki bölmeye koyuyoruz. 3. bölmedeyken de yapabilirsek bir sonrakine koyuyoruz. 4. bölmedeyken de yapabilirsek artık o soruyu biz çok iyi öğrenmişiz ve atabiliriz. Ama tabii ki bunların hepsini aynı gün yapmayın. İşte haftada mesela 2-3 gün soru tekrar edin. Ve o her günde yani aradan bir 2-3 gün geçtikçe o yeni soruyu aradan bir 2-3 gün geçtikçe o bir sonraki bölmeye attığınız soruyu görün ki böylece aslında hani az önce gördüğünüz için aklınızda kalmış olmasın. Gerçekten öğrendiğinize emin olabilin. Peki, şimdi ben soruyu yapabilirsem ön bölmeye atıyorum. Bir sonraki aşamaya getiriyorum. Yapamazsam ne yapıyorum? Yapamazsam da bir geriye atıyorum. Mesela ben 4. bölmeye kadar bir soruyu getirdim. 4. bölmeden böyle çektim, okuyorum. Yapamadım. 3. bölmeye koyuyorum. Ya da 3. bölmede bir şey yapamadım. 2'ye koyuyorum. Ama tabii ki 1. bölmedeyken daha geriye koyma şansınız yok. Onu tekrar 1. bölmeye koyuyorsunuz. Ve bu aşırı 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 benim işime yarayan bir yöntem oldu. Bazı zamanlar canım hiç ders çalışmak istemiyordu ve böyle kart oyunu gibi onu oynuyordum. Hadi bakalım şimdi 3.'den bir çekeyim. Şimdi 2.'den bir çekeyim. Ve o kart gibi olan soruları zaten kestiğim için kart ya. Tekrar ediyordum ve gerçekten benim bazı bilgileri unutmamamda çok etkili oldu. O yüzden bence bu yöntemi siz de kullanın. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, videoları likelamayı ve beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Eğer bana sorularınız olursa her zaman yorumlara veya Instagram'dan DM'den bana yazabilirsiniz. Bu arada yine buralı reklamını yapayım. Bu arada ben koçluk yapmaya başladım biliyorsunuz ki. Eğer isterseniz koçluk için her zaman açıklamalara yazacağım mail adresine de mail atabilirsiniz. Hoşçakalın.